Evet, herkese merhaba. Değerli katılımcılar, saygıdeğer konuşmacılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Endüstri Mühendisliğin platformunun ve Işın Emekçilerine nazik davetleri için çok teşekkür ederim. Önemli bir konu üzerinde bu kadar geniş katılımla bir etkinlik düzenlenmesinin ne kadar çok zor olduğunu açıkçası biliyorum. Emeği geçen herkese tekrar hem şahsım hem de derneğimiz adına çok teşekkür ederim. Bugün çok önemli panelistlerle birlikte önemli bir konuyu değerlendireceğiz. Yenilenebilir enerji ile ilgili sektörün durumu, ülkemizin hedefleri, dünyadaki son durum hakkında güzel paylaşımlar olacağını umut ediyorum. Diğer panellerde hep soru cevap şeklinde gitti ama ben daha verimli olabilmesi adına diğer panelistlere şunu önermiştim. Hani 10-12 dakikalık konuşma hiç kesmeden bütün bilgi ve deneyimi paylaşacak şekilde daha verimli olabileceğini, arkasından soruları, sona doğru soruları alabileceğimizi iletmiştim. Bunun daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ve ilk başta izninizle de tüm panelistlerimizi kısaca, aslında mükemmel CV'ler var çok uzun uzun ama ben biraz daha sıkıştırdım. Eğer eksik iletirsem lütfen sizler tamamlayınız. Sayın Yavuz Aydın 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden uçak mühendisi olarak mezun oldu. Hava Kuvvetleri bursuyla okuduğu İTÜ'den mezun olduktan sonra Eskişehir Hava İkmal Bakım Merkezi'nde Teğmen Mühendis olarak göreve başladı. 1992 yılında F-16 teknik ataşesi olarak Ohio'da bulundu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 teknoloji transfer projelerini yürüttü. 1999 yılında General Electric'te bulundu. 2017 yılında Enerco şirketinde ortak bir yönetici olarak yer almakta. Enerco Avrupa ve Çin merkezli 6 şirketin temsilciliğini yürütmektedir. Sayın Aydın 2014 yılından bu yana Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği'nin Başkanlığını ve Belçika merkezli Cogen Europe Çatı Derneği'nin yönetim kurulu başkanıdır. Diğer yazıcımız Yavuz Bey hoş geldiniz tekrar. Sayın Düzgün Arslan 1967 Sivas Zara doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü tamamladı. Almanya Esslingen'de bilgisayar otomasyon üzerine yüksek lisans yapmış olup 1993 yılından bu zamana kadar da Siemens Enerji'de çeşitli görevlerde bulunan Düzgün Arslan şu an kontrol ve dijitalizasyon operasyon yönetimi ve danışmanlık görevinde bulunmaktadır. İki kız babası olan Arslan İngilizce ve Almanca bilmektedir. Son konuşmacımız Düzgün Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Barış Bey lisans eğitimi Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Sabancı Üniversitesi'nde MBA programının birincilik ödülüne layık görüldü. New York'ta bulunan Columbia Üniversitesi'nde yöneticilik eğitimi tamamladı. Yüksek lisansında İngiltere Reading Üniversitesi'nde bitirdi. Oluç kariyerini 2007 yılında MMC şirketi inşaat ve enerji için risk danışmanı olarak başlamış oldu. 2011 yılında önemli kuruluşlar tarafından enerji risk uzmanları ödülüne layık görüldü. Dubai'de Al Haptor Engineering'de iş geliştirme ve finansal analiz liderliğinde çalıştı. Şu an Sanko Enerji'de genel müdür yardımcısı, strateji ve iş geliştirme uzmanı olarak görev yapmaktadır. Sanko Enerji'den önce de enerji sahada çeşitli görevlerde bulunmuştur. Barış Bey siz de hoş geldiniz tekrar. Ben kısaca bir giriş yapmak istiyorum. Evet, hepimiz biliyoruz ki özellikle 19. yüzyıldan itibaren fosil yakıt kullanımının artması, işte çarpık ve plansız kentleşme, ormansızlaşma gibi nedenlerden dolayı iklim krizini bugünlerde daha fazla hisseder hale geldik. Bu zamana kadar ülkeler bazı dönemlerde bir araya geldi, anlaşmalar, sözleşmeler ve protokoller imzaladılar. İşte 1992 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi nin arkasından işte Kyoto Protokolü, arkasından Montreal, Kigali Değişikliği gibi süreçte Paris Anlaşması ve en son geldiğimiz noktası işte Avrupa Yeşil Mutabakatı'na Avrupa kabul etti ve özellikle ülkemizden Avrupa'ya ihracat yapan firmalar tarafından bu Yeşil Mutabakat önem arz etmekte. Son yıllarda ülkemizde özellikle son 10 yılda mevzuatın gelişmesi ve değişmesiyle elektrik piyasası anlamında yenilenebilir enerji yatırımları hızla yükselişe geçti. Evet, birazdan konuşmacılarımız rakamları belki paylaşacaklardır ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Olumlu baktığımız taraf bu kullanımın artması, elektrik üretiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artması. Ancak potansiyelimizi değerlendirdiğimizde çok fazla bir potansiyelin içerisinde hala küçük bir parçayı kullandığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. En son yapılan lisans yarışmaları da göz önüne aldığımızda belki özellikle mesela rüzgar enerjisinin 100 bin megawattlar civarında bir potansiyel sahip olduğumuz belli. Çünkü rüzgar türbin teknolojisi, kanat teknolojisi hızla artmaya da devam ediyor.
Tabii bu hem ülkemizin enerji bağımsızlığı hem de iklim kriziyle mücadelede önemli bir durum. Bir diğer kavram tabii ki enerji verimliliği. 2017-2023 yılları arasında ne kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na göre işte 55 eylemde 2023 yılında Türkiye'de birincil enerji tüketiminin %14 azalması hedeflenmekte. Birçok eylem planı hazırlandı ve yavaş yavaş bunlar da hayatımıza entegre ediliyor. Mevzuat tarafında özellikle 9 Mayıs 2021'de Resmi Gazete'de bir yönetmelik değişikliği yapıldı güneş enerji sektörüyle ilgili. Bu da güneş enerji sektörünün daha da hızlı bir şekilde sektörü canlandıracağını düşünüyoruz. Tabii bir tarafta yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, bir tarafta enerji verimliliği varken bir de enerjide verimlilik diye de bir kavram var. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve değişmesi, elektrik üretim aşamasında daha az maliyet, daha az zaman gibi, daha az emek gibi kavramların neticesinde elektrik üretiminde de enerjiyi daha verimli ve daha aktif bir şekilde üretimi söz konusu oldu. Bu anlamda kojenerasyon da önemli bir süreç. Kojenerasyon deyince de aklımıza Türkiye Kojenerasyon Derneği geliyor ve ilk sözü bu anlamda Yavuz Bey'e vermek istiyorum. Yavuz Bey buyurun. Evet, Solga Bey çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bugün bu hafta sonunda güzel konuları bir araya getirdiği için değerli vezir ekibine de özellikle teşekkür ediyorum. Herkesi başlarken sevgi ve saygıyla selamlarım. Enerji verimliliği tabii bizim artık son 10 yıllık süreç içinde tüm dünya ve özellikle Türkiye'de de önem kazanan bir konu. Ve enerji verimliliği dediğimiz zaman enerji değer zinciri içinde bu konunun tam anlamıyla ve tüm zincir halkalarıyla ele alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bağlamda benim tabii bugünkü konuşmam içinde vurgulayacağım konu enerjinin üretimi, dağıtımı, iletimi ve tüketimi olan dört aşamalı değer zinciri içindeki verimliliğin üretim aşamasında olan kısmı. Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı olarak ben bu konuda size bu konuşmamı bir de sunumla birlikte paylaşmak istiyorum. Evet. 2020 yılı sonu itibariyle şu anda ülkemizdeki kurulu güç durumuna şöyle bir baktığımızda görüyoruz ki 95 bin megawatt'a aşmışız. 96 bin megawatt'a yaklaşmış durumdayız. Bu kurulu güç içinde doğalgaz hala kurulu güç olarak en yüksek miktarda 25.6 gigawatt. Bundan sonra ikinci sırada gelen barajlarımız var. O da 24'lerde. Daha sonra da kömür, ithal ve lignit kömür 18-19-20'ye yakın gigawatt ölçeğinde. Son 5 yılın tabii en önemli gelişimi ve artışı nerede oldu dersek yatsıramaz biçimde rüzgarda ve güneşte çok hızlı bir artış olduğunu hepimiz görüyoruz ve bunu sevgiyle, sevinçle ve memnuniyetle izliyoruz. Şimdi enerji değer zinciri demiştim ben. Enerji değer zincirini şöyle şematik olarak baktığımız zaman 100 birim yakıt verdiğimiz ve üretmeye başladığımız yerden başlarsak net kullanıma kadar neler oluyor bu şemada görebiliyoruz. Enerji üretim tarafı aslında kaybın en fazla olduğu yer. Yani verdiğiniz yakıttan elde ettiğiniz enerji ilk burada başlıyor. Burada tabii değişik teknolojiler kullanılıyor ama dünyada en yaygın şu ana kadar kullanılan ve hala %70-75 civarındaki enerjinin kaynağı fosil yakıtlı enerji. Ve fosil yakıtlı enerji kaynaklarında da ortalama hem doğalgazı hem de kömürü hepsini bir arada düşündüğümüz zaman ortalama verim %40'lı rakamlarda. Ben bunu iyimser olarak 45 olarak alıyorum ve %55'i daha biz burada kaybediyoruz. Ardından iç tüketim, iletim ve dağıtım zincirleri. İç tüketim %3 civarındadır. İletimde gene %2-3, dağıtımda %6-7 civarında kayıplarla. Burada yaklaşık %12 bir kayıp var. Kullanım tarafına baktığımız zaman da burada da
artık burada daha yıllar geçtikçe iyileşmeye başlıyoruz ama ortalama hala 12'lerde. Yani gerçek tüketime yansıtılan bir 100 birim yakıttan net olarak %21 gibi bir sonuçla ancak çıkabiliyoruz. Yani bu görülüyor ki kayıpların olduğu pek çok yer var. Biz her taraftan kazanacağımız şey var. Ama en büyük kazanabileceğimiz yer enerjinin üretim tarafındaki kayıp. Ve bu bağlamda biz diyoruz ki kojenerasyon aslında çok, burada çok ideal bir çözüm. Çünkü kojenerasyonda biz ne yapabiliyoruz? Bunu bir sonraki yansıda göstereceğim. Evet, kojenerasyonda biz her türlü yakıtı kullanarak kojenerasyon sistemi kurmamız halinde %90'lara varan bir verim elde etmemiz mümkün. Tekrar bir önceki yansıya geçiyorum. Burada bizim ülkemizin şu anda kurulu gücü içinde ne kadarlık bir kojenerasyona sahip olduğumuzu gösteriyoruz. 4700 megawattlık bir kojenerasyon kurulu gücümüz var. Bunların önemli bölümü petrokimya, kimya, demir-çelik gibi alanlarda yoğunlaşmış durumda. Ve çoğunluğu tabii bu büyük rakamların çoğunluğu da ağır sanayi veya orta sanayi dediğimiz alanlarda, seramik, cam, demir çelik, rafineri gibi alanlarda kurulmuş durumda. Yakıtlar konusunda dediğim gibi tekrar yakıta bağlı olmayan, her türlü yakıtla yapılabilen bir teknoloji kojenerasyon. Pistonlu motorlar da olabilir, gaz türbini olabilir, yakıt hücreleri olabilir, buhar türbini olabilir. Bu tip teknolojilerle siz her türlü yakıtı kullanarak ısıyı ve elektriği birlikte üretebiliyorsunuz. Isı ve elektrik derken elektrik tabii tek bir ürün ama ısı, pek çok ısı türevi söz konusu. Isıyı buhar olarak, soğutma olarak, sıcak su olarak ve benzeri şekilde değişik ısı türevleri şeklinde kullanmanız mümkün. Az önce bahsetmiştim, elektrik üretiminde fosil yakıtların payı dünyada %70-75 civarında. Türkiye'de biz son 2020 yılını baz aldığımız takdirde biz daha iyi durumda olduğumuzu bunu görebiliyoruz. Hidroelektriği de tabii bir yenilenebilir tarafında gördüğümüz için ve %40 gibi bir oranda artık elektrik üretiminde biz yenilenebilir yakıtlarla elektrik üretiyoruz. Yani fosile bağlı üretimimiz %60'lar dolayında. Enerji üretiminde verimlilik oranları ne dersek, bunu gene çok kısa rakamlarla ifade edersek, ortalama, genel ortalamadır bu, %40-42'ler. Kojenerasyonda biz %70'den başlayıp %90'lara kadar ulaşabilmemiz mümkün. Bunu da şematik olarak burada görüyoruz. Bakın, en solda lignit kömürle başlayan, ithal kömürle, doğalgaz kombine çevrimle daha da yükselen ama kojenerasyonla ideal ortamlarda ve ideal kullanım şekliyle %90'ı aşan bir verim elde etmeniz mümkün. Türkiye'nin bugünkü ortalaması nedir diye biz bununla ilgili bir hesap yapmıştık. Geçtiğimiz 2019 yılında, daha doğrusu yapılan hesapta %42 civarında çıkmıştı. 40-42 civarında. Son bir yılda hesaba katarsak biz burada verimlilikte gene bu rakamlardayız. Tabii verimliliğe yenilenebilir miktarı çok arttığı için yenilenebilirin payı. Yenilenebilir de iyi tarafı, yenilenebilir yakıtlarla bunu üretiyorsunuz ama verimlilik o kadar fazla yüksek değil. Ama bizim tabii her zaman için hedefimiz yenilenebilirin oranını olabildiğince arttırabilmek. Burada çok önemli bir konu, geçtiğimiz aylarda paylaşılan bir konu, bunu size paylaşmak istiyorum. Uluslararası Enerji Ajansı'nın dokümanlarında paylaşılan bir şey. Untapped Potential diyerek küresel enerji verimliliği potansiyelini sektörler, kullanım alanları olarak exajoule boyutlarında gruplandırmışlar. Bu gruplandırdıkları gruplar içinde bakıyoruz ki evsel ve endüstriyel ısıtma 16+23 exajoule ile toplamda %18 gibi bir alanı kapsıyor ve bu teknolojik olarak
ve sadece potansiyel değil, kazanılabilmesi mümkün görünen rakam. Burada geri kazanabilmenin yolu da bu ısıtma için harcanan bu kadar miktarın kojenerasyonla kazanılabilmesi, daha verimli olarak kullanılması ve yönlendirilmesiyle mümkün olacak. Türkiye örneğinde hemen ben bir kısa şey yapıyorum, örnek veriyorum. Özellikle doğalgaz tüketiminde 2020 yılında biz 47 milyar metreküp gibi bir doğalgaz harcaması yapmışız. Elektrik üretiminde, evsel ısıtmada ve sanayi ısıtma ve buhar ihtiyaçlarında kullanılan toplam doğalgaza baktığımızda bu aşağı yukarı 40 milyar metreküp'e varıyor. Yani çok önemli bir miktarını biz aslında kojenerasyon teknolojisiyle kazanabilme, tasarruf edebilme şansına sahibiz. Her 1000 megawatt kojenerasyon sistemi yılda 500 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu demektir. Yani biz şu anda toplam kurulu gücümüzün içinde %5 gibi bir oranda şeyimiz var, kojenerasyonumuz var. Yani bu %5'i biz %10'lara, %15'lere ulaştırdığımız takdirde bunların her bir 1000 megawatt, her 1 gigawattı bize 500 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu olarak dönecektir. Enerji üretiminde verimlilik, bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Enerji değer zincirinde üretimde yapılabilecek tasarruf, iletim, dağıtım ve tüketimde yapılabilecek tasarrufun toplamından daha fazladır. Bu nedenle biz üretim tarafında eski teknolojileri en kısa zamanda terk edip eski teknolojilerin yeni teknolojilerle değişmesini sağlamalıyız. Bir yandan yenilenebilire yaptığımız yatırımlar yanında özellikle termal tarafta, fosil yakıtlı alandaki kullandığımız eski teknolojileri emekliye ayırıp yeni ve daha yüksek verimli teknolojilerle değiştirmek ve imkanı olan her alanda da bunu kojenerasyon şeklinde değerlendirmek zorundayız. Ben konuşmamı bitirmeden önce iki konuda bir vurgulama yapmak istiyorum, çok kısa. İhracat Türkiye için, bizim ülkemiz için çok önemli bir kalem. İhracatta özellikle ihracat lideri sanayi kuruluşlarımıza baktığımız zaman, işte Ford, Otosan, Toyota, Oyak Renault gibi otomotiv firmaları, Sofaş gibi, işte Tüpraş, Erdemir, İstemir, Arçelik gibi ağır sanayi firmaları, Vestel, Şişecam, Aksa Akrilik, Kazansoda, Hayat Kimya ve bu firmaların hepsinde ortak bir şey görüyoruz. Gördüğümüz ortaklık nedir biliyor musunuz? Maliyetleri içindeki enerji giderini kojenerasyon sistemleri sayesinde azaltıyorlar ve rekabet güçlerini arttırıyorlar. Yani biz ihracatımızdaki gücümüzü arttırmamızın bir diğer yolu da kojenerasyonu olabildiğince etkin ve efektif kullanabilmek. Bir de son bir nokta vurgulamak gereken, biliyorsunuz yenilenebilirin en önemli dünyamıza katkısı atmosfere salınan zararlı sera gazını azaltabilmek. Bunu da ben bu yansıda, bu slaytta gördüğünüz gibi sağ taraftaki tabloda rakamsal olarak göstermek istedim. Grafiğin yanında sağ tarafta görüyorsunuz. Burada sera gazı emisyonları bakımından rüzgar, güneş, tabii bunlar en az olan veya sıfıra yakın diyebileceğimiz rakamlarda sera gazı kaynağıdır. Bunların arasında nükleer de tabii sera gazı yönünden çok temiz bir teknolojidir. Ve daha sonra artık kojenerasyona geliyor sıra. Kojenerasyon ortalarda yer alıyor gördüğünüz gibi. Ama bir lignitle karşılaştırdığımız zaman 1/3 gibi bir oran söz konusu. Yani sera gazları yönünden biz kojenerasyon ile çevremize de çok faydalı olabilmemiz mümkün. Benim burada bugün için paylaşacağım konular bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Yavuz Bey, biz teşekkür ederiz bilgi ve deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Bir sorum olacak bu noktada sizlere. Şimdi salgından sonra özellikle, yani bu süreç gösterdi ve salgından sonra daha fazla dünya ekonomisine baktığımızda, o doğrudan ekonomi modelinin dışında döngüsel bir ekonomi modelinin yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Hatta ilk adımlarında yaşıyoruz. Şimdi yanlış not almadıysam 4700 megawatt şu an kojenerasyondan elektrik üretimi söz konusu. İlk ne zaman yapıldı? Yani bu süreç 4700 megawatta gelinceye kadar ne kadarlık bir süre geçti?
Bu süreç şöyle aslında otoprodüktörlük dediğimiz kavramın Türkiye'ye gelmesi 90'lı yılların ortalarında başladı. O zamanlar elektrik yetmiyordu. Özellikle sanayi kuruluşlarının çok sürekli ve kesintisiz ve güvenilir elektriğe ihtiyacı vardı. Otoprodüktörlük kavramıyla birlikte kojenerasyon sistemleri kurulmaya başlandı. 95-96 gibi. Ve bu en yüksek rakamlarına 2007-2008 dolaylarında ulaştı. Bu 4700 aslında en yüksek rakam değil. Bu rakam 7000, 7000'i geçen bir rakama ulaşmış idi. Ancak daha sonra eskiyen teknolojilerin nedeniyle bazı tesisler emekliye ayrıldı. Bazı tesisler kapatıldı, işte ülkeden başka ülkelere ikinci el olarak satıldı. Yani biz bu 4700'ü son 3 yıl içindeki gelişmeye baktığımız zaman 4000'e kadar düşmüştü. 4000'den 4700'e yeniden yükselmiş durumda. Yani bu yeni yükselmeler de artık giderek neyle oluşuyor? Hizmet sektörü çok öne çıkmaya başladı. Sanayi sektörü de bu arada küçük eklemeler yapıyor ama bazen çok büyük eklemeler de yapabiliyor. Şu anda Türkiye'nin en büyük kojenerasyon tesisi Türkiye'nin ihracat şampiyonlarından biri olan Kazansoda'da Ankara'da kurulu 380 megawattlık bir kojenerasyon tesisi. Sürekli buhar ve elektrik ihtiyacı olduğu için orada bu etkin olarak 24 saat bazında kullanılıyor. Ama hizmet sektörü, turizm, otel, sağlık ve özellikle bu dev hastanelerin hem elektrik, hem ısıtma, hem de soğutmaya ihtiyacı olduğu için bunlar da çok etkin ve verimli olarak kullanılabiliyor. Yani dediğim gibi bu süreç bir yükselmeden tekrar düşme ve tekrar yükselme durumundayız. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte de yeni yektem rakamları nedeniyle fizibilitesi düşen kojenerasyon yatırımlarının yeniden artacağını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Aslında bu anlamda sorulacak çok soru var. Fakat süremizi de verimli kullanmamız gerekiyor. Ben Düzgün Bey'e geçmek istiyorum. Düzgün Bey tekrar merhaba. Şimdi enerji sektörü, Siemens enerji çözümleri, trendler neler gibi konulara gireceğiz. Şimdi geleceğin elektrik üretimi nedir? Enerji kaynaklarımızın verimli kullanabiliyor muyuz? Şey, üretim kadar tüketim verimliliği açısından neler yapabiliriz gibi konularda Düzgün Bey'i buyurun lütfen. Peki. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikle ben de bu organizasyonu yapan geleceğin yönetici adayları, geleceğin liderleri, tüm vezir ekibine, genç bir ekip olmasına rağmen tüm bunu başarılı şekilde koordine eden tüm ekibi tebrik ediyorum, destekliyorum. Bu kadar değerli katılımcıyla beraber olmaktan ben de memnuniyet ve keyif duyuyorum davet edildiğim için. Öncelikle tüm katılımcılara, dinleyenlere ben merhabalar diyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Sadece CV'ye eklenebilecek, hani tüm bunların yanında toplumsal sorumluluk anlamında artık fosil denebilecek biz yaştaki insanların yavaş yavaş topluma da geri kazanımları, verimlilik anlamında paydaş olabileceklerini düşünerekten aynı anda da Yeditepe Üniversitesi'nde ben belli dersleri vererekten akademisyenlik hayatına da yandan yandan başlamış oluyorum. Belki şu anda dinleyen öğrencilerim de arada vardır. Bir iki slide paylaşacağım fakat ondan öncesinde şunu ben paylaşmak istiyorum tüm dinleyici ve katılımcılarla. Hani ben üniversite hayatına başladığımda tesis yönetimi başlığı altında bir hocamız vardı, değerli bir hocamız. Ve ekrana 6 tane harf yazdı. YDI, SDU. Biz de merak ettik. Dedi ki, Yasep, mühendisliğin verimliliğin sırrını yazıyorum. Daha sonra bunu günlük hayatımızda terminolojide uzun süre optimizasyon, verimlilik, efficiency başlığı altında çeşitli terminolojilerde yerini bulduğunu anladık. YDI, SDU. Yeter derecede iyi, son derece ucuz. Yeter derecede iyi ile önce standartların kalitenin tanımlandığını, beklenenlerin tüm yasal uygulamalara, standartlara, istenenlere, sözleşmelere uygun karşılandığını, buna karşılık da ekonomik anlamda hem alanın hem verenin ihtiyaçlarını en iyi karşılayan çözüm olduğunu, doğal sonuç olarak da
optimizasyonun belki de gerçekleştiği nokta olarak tanımlayabiliriz. Umarım bugünden bu ana aklınızda kalacaktır. Bununla birlikte ben belki Yavuz Bey'in kaldığı yerden bir miktar devam edeyim. Çünkü paylaştığı çoğu tesiste Siemens veya Siemens Enerji olarak biz de az veya çok katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Hatta paylaştığı tesislerin bir bölümünde ben de proje yöneticisi veya farklı rollerde görev dalmıştım. Dönem dönem de ziyaret ediyorum. O anlamda hatırlattığı için de teşekkür ediyorum. Belki birazdan Sanko'dan arkadaşımızın da paylaşımlarında belki de destekte bulunabiliriz umarım. Çok kısa şuradan bir iki minik bir şeyler göstermek istiyorum. Çok fazla olmasa da. Ekranı görebildiğinizi umut ediyorum. Evet, şu an geldi. Peki. Yani çok hızlı yaparsak bir iki slayttan ufak ufak birkaç sayfayı göstermeyi arzu ediyorum. Yani Yavuz Bey'in kaldığı yerden düşünürsek Türkiye'deki kurulu güç dağılımının baktığımızda son 25-30 yıllık ya da 50 yıllık süreçte nereden nereye geldiğimizi 76'lı yıllarda 4 gigawattlar seviyesinden 2018-85 iken 2021 perspektifinde bunun 92-93 ve adım adım sayaraktan yukarılara gittiğini gözlemliyoruz. Yani düşünün bir insan ömrü sayılabilecek bir aralıkta yaklaşık 20 katlık bir Düzgün Bey'i duyabiliyor musunuz? Yine diyebilirsiniz. Pardon? Bir ara kesilmiştiniz ama şimdi geri geldiniz. Peki, kusura bakmayın. İnternet kullanımından olabilir. Fosil yakıtlı üretim kapasitesinin veya kurulu gücün artık belli bir noktadan sonra hem doğal etkenler hem çevresel etkenler nedeniyle azaldığı trendini gözlemliyorken dikkat edin, yenilenebilir yakıtlı diyeceğimiz üretimin artık 2018-19 yıllarda orta noktaya geldiğini ve muhtemelen belli bir süre sonra ülkemizdeki kurulu güç anlamında yenilenebilir enerji gücünün fosil yakıtlı enerjinin üzerine çıkabileceğini gözlemliyoruz. Bu aklımızda kalsın. Hani trend nereye gidiyor dediğimizde, geleceğin enerji sektöründe nereye doğru ilerliyoruz, bu bize yön gösteren bir alan. Fakat ilginç olan tüketim ve verimliliği konuşuyor isek, dikkat ettiğimizde son bir yıllık tüketimi 2019-20 bant aralığında dikkat ettiğimizde yani pik noktalarda kabaca 45 megawatt fakat en alt dönemlerde 15-20 megawatt aralığında pardon gigawatt saat aralığında bir tüketim olduğunu gözlemliyoruz. Hani zinciri konuşmuştuk ya, kapasite, üretilen, tüketilen. Dolayısıyla düz rakamlardan gideyim daha rahat anlaşılsın diye. 90 gigawattlık bir kurulu gücümüz varken pik noktada bunun yarısına ihtiyacımız var. Fakat en dip noktada geç saatlerde diyelim veya üretim sektörünün nispeten dinlendiği alanlardaysa bunun 15-20'lere kadar gerilediğini gözlemliyoruz. Bir başka slide'ı da göstereyim. Ondan sonra sohbet anlamında ilerlemeye çalışayım. Bir yandan da geleceğin enerjisi sektör nereye gittiğini gözlemlediğimizde dünya üzerindeki trend, Türkiye olarak biz de bir parçasıyız. Global ısınmanın ve sera gazı efektlerinin minimize edilmesi amaçlı beklenenler ve istenenler var. Biz de Türkiye olarak bunun bir parçasıyız. Eğer hiçbir şey yapılmaz ise, hiçbir şey yapamaz isek, global ısınmanın bu oranda artması durumunda dünyanın giderek yaşanılabilir olmaktan uzaklaşabileceğini yaklaşık 100 yıl içerisinde görmek mümkün. Ancak buna müdahale ederekten hem enerji üretiminde hem tüketiminde hem de sadece enerji üretim değil diğer tüketim alışkanlıklarının da düzenlenmesi durumunda limitlendirilerek
yaşanılabilir, sürdürülebilir bir dünya içerisinde yer almanın mümkün olduğunu söyleyebilirim. Buradan paylaşabileceğim çok slayt var ama siz slaytlarla çok fazla boğmak istemiyorum. Onun yerine belki şundan bahsedebiliriz biraz daha. Hani düşünme yapımızda tabii ki enerjinin için tesisler kurmamız, bunların verimliliğini mümkün olarak arttırmamız yanında tüketime de özen göstermemiz, tüketim alışkanlıklarımızı da toplumsal anlamda değiştirme ihtiyacımızın olduğu açık. Bu noktada bu sektörün içinden gelen hepimiz tüm kısa koptum galiba, kusura bakmayın. Buna ön ayak olmasında ve toplumu yönlendirmesi noktasında ihtiyacımız var. Yani biraz önce Yavuz Bey de paylaştı. Minik alışkanlıkların değişimi ister üretimde olsun, ister üretim teknolojilerinde olsun gerçekten çok ciddi ve faydalı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Şimdi bir yandan biz sektörde enerjinin üretimi hakkında senaryoları konuşuyoruz. Giderek yenilenebilir enerji üretelim, var olan fosil yakıtlı santrallerimizi iyileştirelim, elimizde olanı daha iyi nasıl kullanabiliriz, bunun üzerinde kafa yoralım ki bu noktada saat 3'teki webinarda da bir nokta biraz oradan bahsedeceğim. Hem de buradan reklam yapmış olalım. Dijital verimlilik ve verimlilik anlamında. Ancak bu noktada belli bir kapasiteyi iyileştirme veya üretimde iyileştirme amaçlı alabileceğimiz yol var. Evet, bunu yapabiliriz. Bununla birlikte bir yandan bir anda hemen her şeyi, tüm fosil yakıtları kapatalım, hemen yenilenebilir duruma geçelim diyebilmemiz için bir miktar daha teknolojik desteğe veya gelişime ihtiyacımız var. Yani o demin de size göstermiştim, en uç noktada hani 45, en dip noktada 15, fakat her an rüzgar olmayabilir, güneş olmayabilir, diğer konular olmayabilir. Tüm bunları dengeleyebilen depolama veya yedekleme anlamında teknolojik gelişimlere, bir yandan fosil yakıtlı enerji santrallerini tamamen çöpe atmadan bunları kullanabilme amaçlı teknolojik anlamda nasıl iyileştirebiliriz, düzenleyebiliriz? Belki dekarbonizasyon veya hidrojen enerjisini duymuşsunuzdur veya bu konuda ilginizi çekiyordur. Bu anlamda sadece Siemens Enerji'nin değil, birçok firmanın girişimleri veya iyi niyetli çabaları var. Yani oradaki gaz türbinlerini veya diğer bileşenleri iyileştirme yönünde hidrojen enerjisine dönüştürebilir miyiz? Nasıl dönüştürebiliriz anlamında ciddi girişimler, ARGE çalışmaları veya pilot uygulamalar var. Dolayısıyla kendi içerisinde her ne kadar hidrojen yakaraktan fosil yakıtlı dense de çevresel etkisi veya ekonomik etkisi daha iyileştirilebilen ve bundan fayda sağlanabilen teknolojiler mümkün olabilecek. Belki bu anlamda hani adım adım geleceğin enerji üretiminde yer alacak belki ciddi başlıklardan bir tanesi direkt hidrojenden enerji üretme veya yenilenebilir enerjiden destek alaraktan hidrojen üretmek ve o üretilen hidrojenle de enerji üretmek ve bunu enerji üretiminde kullanabilmek olarak düşünülebilir. Bunlar üretim tarafında. Bir yandan bu sefer Yavuz Bey de paylaştı. Bunun iç ihtiyaçlarında yani enerji santralinin kendi iç ihtiyacında veya bu üretilen enerjinin bu sefer A, B, C noktalarına iletilme noktasında kayıplarımız söz konusu olabiliyor. Bunları da düşünmeliyiz. Hani hem ülke olarak hem de kurumlar olaraktan bu noktada nasıl iyileştirmeler yapabiliriz? Dolayısıyla o bahsedilen verimlilik çizgisini, eğrisini adım adım yukarılara nasıl taşıyabiliriz? Bu da kafa yormamız gereken noktalardan biri ki birçok firma, biz de dahil, buna ciddi anlamda bir yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bir diğer nokta ise tüm bu enerjiyi üretimini iyileştirdik,
mümkün olduğunca yenilenebilir veya çevre etkisini azalttık. Maliyetleri mümkün olduğunca düzelttik. Hatırlayın, YDI, SDU optimize ettik, iyileştirdik, verimliliği yükselttik. Ancak yine de son aşamada tüm bu enerjiyi tüketen sadece endüstri tesisleri değil, tüm toplum olarak hepimizin ortak sorumlulukları var. Bu noktada biz de kendi üzerimize düşüneni yaparaktan minik minik milyonlarca evdeki iyileştirme alanını düşündüğümüzde gerçekten bu sefer o verimlilik noktasında optimum noktayı hep birlikte yakalama şansımız olacak. Yoksa ben yapmam, diğerleri yapsın dediğimiz noktada toplumsal olarak geride kalabilir ve bu arzu edilen, istenilen, sürdürülebilir, geliştirilebilir yaşam standartlarına erişmekte zorlanırız. Bunu ancak hep birlikte yapabiliriz. Tabii ki sektördeki lider firmalar, biz de dahil, buna liderlik etmede, yön göstermekte yardımcı olabiliriz. Ama hiçbir firma, hiçbir kurum tek başına bunu yapmaya muktedir değil. Ancak bunu hep beraber yapabilir isek, bunu da yapmanın önünde veya öncülüğünü oynayacak sizler, bizler, bu sektörde yer alan veya yer alması beklenen tüm geleceğin mühendisleri, yöneticileri, firma sahipleri olaraktan birlikte olabilirsek benim ya bunu sağlayacağımızdan en ufak bir tereddütüm, şüphem yoktur. Evet, umarım bir şeyi kaçırmadım. Çok da sıkmadım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tolga Bey, var mı sormak istediğiniz bir şey? Düzgün Bey, çok teşekkür ederim. Çok güzel toparladınız aslında konuyu. Ben bir kısa bir sorum olacak. Ama cevabın da kısa olursa çok sevinirim. Çünkü direkt Barış Bey'e geçeceğiz. Şimdi trendler anlamında baktığımızda hibritle ilgili yönetmeliğimiz çıktı ve bir aksiyon da var. Yani ben her gün resmi gazete ve chat kararları okuyan bir insan olarak görüyorum ki birçok santralimizde hibrit sistemler kullanılmaya başlıyor. Ama özellikle hidrojen enerjisi konusunda maalesef mevzuatımızda hidrojen enerjisi kelimeleri dahi geçmiyor şu an. Öyle bir yönetmelik ya da herhangi bir şeyimiz yok. Bu anlamda sizce yapılması gereken nedir? Hidrojen enerjisinde, yani yıllar önce bazı akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmalar var. Onları derledim. Küçük deneyler yapmışlar ve bunları raporlamışlar ama yani elektrik üretimi, daha doğrusu enerji kullanımının tarihsel sürecine baktığımızda işte odun, kömür, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve arkasından da şimdi gümbür gümbür gelen bir hidrojen var ki Avrupa'da ve dünyanın başka ülkelerinde sıkça kullanılmaya başlanıyor açıkçası. Ülkemizdeki durumu nedir? Bu konuda bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim. Açıkçası yani bu konuda henüz devlet kurumlarının veya enerji piyasasını düzenleyen kurumların niyet aşamasında olduklarını, girişimleri olduklarını sözlü olarak biliyorum. Muhtemelen yakın geleceklerde belki Barış Bey bu konuda biraz daha bilgi verebilir. Enerji piyasasını düzenleyen kurumlar ve devlet öncülüğünde komisyonlar kurularaktan bunun altyapısı ve bunun koşulları belirlenerekten adım adım ilerleneceğini düşünüyorum. Biz bir miktar Türkiye olarak geriden geliyoruz fakat hidrojen enerjisi sektörde son dönemlerde dillendirilen, özellikle bu sera gazı ve emisyon baskısının zorladığı girişimlerden bir tanesi oldu. Sanırım dünyaya paralel olaraktan belki bir tık gerisinde biz de Türkiye olaraktan bunu yakalayacağımızdan benim şüphem yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Barış Bey'i dinleyeceğiz. Sanko Enerji benim bildiğim kadarıyla 6 hidroelektrik, 6 rüzgar enerji santrali ve 3 tane jeotermal enerji santrali var. Yani birçok yenilenebilir enerji anlamındaki yatırımlarını geliştirmiş. Aynı zamanda enerji ticareti yapan da bir şirket olarak tanıyorum. Bir yatırımcı tarafı ve uygulayıcı tarafı olarak Barış Bey'i dinliyoruz. Buyurun Barış Bey. Öncelikle çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Doğrudur, Sanko Enerji portföyünün %100'ü yenilenebilir santrallerden oluşan bir şirket. Dediğiniz gibi 550 megawatta yakın hidroelektrik santrali, 300 megawatta yakın rüzgarı ve 70 megawatt yakında jeotermal üretim santrali olan bir şirket. Yani bu bunun üstüne aynı zamanda yeni gelen hibrit yönetmeliğiyle beraber daha önce CEO'muz Hakan Bey de basına duyurmuştu. Hibrit GES santralleri üstüne çalışmalarımız var.
Burada da ülkemizin güneş potansiyelini arttırmak istiyoruz. Zaten çok güzel grafikler ve Türkiye'nin enerji gelişimine ilgili grafikler paylaşıldı. Ben onlara tekrar girmeyeceğim. 2010 yılından itibaren özellikle rüzgar ve güneşte Türkiye önemli bir atılım sergiledi. Burada hükümetin tabii bunlara verdiği dolar bazlı teşviğin önemli bir etkisi var. Bu teşvikler neyi sağlıyor aslında? Bu teknolojilere finansmanın kolaylığını sağlıyor. Özel sektörde bu şekilde yönlendirildiği sürece yatırımlarını yapıyor. Sanko Enerji'de aslında burada elini taşın altına koyup özellikle rüzgar ve güneş dışında jeotermal oldukça çetrefilli bir teknoloji. Ama ülkemizde potansiyelini henüz doldurmamış bir teknolojilerden biri. Bazülük üretim yapan yenilenebilir teknolojinin aslında en büyük dezavantajlarından biri ne? Değişken bir üretim profilinin olması. Dolayısıyla bu da aslında iletim hatlarını yoruyor ve bir depolama ihtiyacı doğuyor bir kapasiteden sonra. Jeotermalde bu yok ama onun da başka sorunları var. Sanko Enerji bunun üzerine gidip bunu nasıl opere edebileceğini öğrenip bunu başarmış bir şirket. Ben de kariyerimin son 10 yılında yenilenebilir teknolojilerle ilgileniyorum. Bundan da çok keyif alıyorum açıkçası. Çünkü Türkiye için gerçekten çok önem arz ediyor. Bunu işte Yavuz Bey de bahsetti, Düzgün Bey de bahsetti, Tolga Bey de biraz değindi. Burada bu sektörün gelişmesinde aslında dediğim gibi hükümetin özel sektörü bu şekilde yönlendirmesi çok önemli. Bir yektem bizim teşviğimiz vardı biliyorsunuz. Şimdi 2021'in Temmuz ayında o bitmiş olacak. Yeni artık bir teşvik var. Bunun bir miktar düşmesi çok doğal. Dünyada da bu böyle oldu. Öncelikle sektörün ayağa kalkması için teşvik verildi. Hükümet özel sektörü bu şekilde itti. Ama daha sonra artık şu anda maliyetlerin düşmesiyle sektörde gerek teknolojilerle ilgili know-how'ın gerek işte inşaatıyla ilgili bilgi birikimin artmasıyla beraber ve maliyetlerin düşmesiyle beraber bunların da aslında elektrik üretim maliyetleri düşmüş oldu. Ama Türkiye'de hala şu anda kötü bir durumda değil Türkiye. Rüzgarda da güneşte de jeotermalde bir miktar daha ilerlemeli ama rüzgar ve güneşte Avrupa'da ve dünyada durumu kötü değil ama çok daha iyi olabilir. Bu konuda da direkt belki son tüketiciyi de çok yormayacak şekilde çünkü yeklem maliyetleri yüksek biliyorsunuz şu anda ama tüm sektöre aslında fayda sağlayacak şekilde belli teşvikler düşünülerek bu potansiyelin ulaşılması sağlanabilir. Bu çok önemli çünkü vergi aslında bir ülkenin bir geliri ama bu vergi doğru yönlendirildiğinde yatırımın da nereden nereye akacağını çok güzel manipüle edebileceğiniz bir araç aslında. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra çok kısa aslında birazcık konu değiştireceğim. Biraz daha farklı bir yerden yaklaşacağım. Ben 2008 yılında ilk bir arkadaşım teknolojiyle çok ilgilenen bir arkadaşımın elinde dokunmatik bir telefon görmüştüm. Daha sonra öğrendim bu iPhone 3G'ymiş. Onu ilk gördüğümde de elime aldım. Dedim ki bu alet kesin 1-2 haftaya bozulur. Yani çünkü dokunmatik yani direkt basınçla çalışıyor bu. Basınçla çalışan bir şey de benim tecrübelerimde hatta Yavuz Bey yani buradaki katılımcılar yaş itibariyle benden daha çok geçmiş teknolojileri görmüş bir ekip. Bizde yani teknoloji birazcık kompleksleştiğinde bozulur alet yani sonuçta. Ama bu bozulmuyor. Baktım 1-2 sene arkadaşım da gayet güzel kullandığını söyledi. İyi bir tecrübe elde ettiğini söyledi. Ben de 2009'da ilk iPhone 3G'mi aldım. Ve yani burada aslında teknoloji manasında bir anda aslında bizim
kafamızdaki bazı şekillendirdiğimiz gerçekleri nasıl yıkabileceğini gördük yani. Gene aynı şekilde elektrikli araçlarda 2010 yılından itibaren başlayan Tesla'nın önderliğinde bir gelişim var. Ama 2010 yılında açıkçası ben de böyle düşünüyordum, birçok sektördeki arkadaşım da böyle düşünüyordu. Yani elektrikli araçlar biraz oyuncak gözündeydi, oyuncak gibi algılanıyordu. Çünkü bizim çocukluğumuzda pilli arabalarla, aslında uzaktan kumandalı pilli arabalarla oynuyorduk ve bunların bile pili 15-20 dakikanın ötesine geçmiyordu. Dolayısıyla burada bir araç yapacaksınız, içinde piller olacak. Bu piliyle kendi gidebilecek belli bir menzile kadar güvenli bir şekilde bunun ulaşımını sağlayabileceksiniz. Bu oldukça aslında ütopik bir şeydi. Ama bunu başardılar. Bunun yanında yine şimdi pandemiyle birlikte haberdar olduğumuz ama bundan önce de aslında gelişimi çok geçmişe dayanan Messenger RNA teknolojisi var. Biliyorsunuz BioNTech ve Moderna aşılarında özellikle bu iki firma öncü bu teknolojiyi kullanıyor. Bu teknoloji aslında kanser tedavisi için kullanılan bir teknolojiydi. Bu da aslında işte bizim normalde vücudumuzdaki DNA'ya yazılı kodların protein sentezlemesinde kullanılan bir şey. Bunu manipüle ediyor. DNA'nızda yazılı olmayan şeyleri vücudunuzun üretmesini sağlıyor protein anlamında. Bunun gerçekten yapabilirlikleri yani çok çok büyük, çok geniş gerçekten. Bu yüzden de mesela Tesla'nın hissesine baktığınızda EBITDA'sının 120 katı olduğunu göreceksiniz değerinin. Keza Moderna 80 katı, BioNTech 30 katından fazla şu anda. Bunlar çok ciddi rakamlar. Bunlar aslında bu sektörlerin potansiyelini gösteriyor. Buradan nereye bağlayacağım? Şimdi enerjide de aslında bizim şu anda çok ütopik gördüğümüz bazı şeyler çok hızlı ilerleyebilir. Yani şimdi elektrikli araçlarda şu anda elektrikli araç modeli olmayan veya 2022'de 23'te elektrikli araç modeli piyasaya sürmeyecek firma kaldı mı? Hayır, kalmadı. Dolayısıyla o dolu dizgin gidiyor şu anda o sektör. O sektör yanında birçok farklı sektörü de yanında götürecek. Çünkü elektrik tüketimi çok artacak. Batarya arzı yani talebi dolayısıyla arzı artacak. Ve bu beraberinde birçok sektör aslında götürecek. Şimdi enerjide gelecekte neler bizi bekliyor baktığımızda? Ben bunu dört ana dala aslında ayırmak istiyorum. Bir tanesi hidrojen. Düzgün Bey de bahsetti ama benim bahsettiğim hidrojen %100 hidrojenli yakıtlar. Siemens de illaki çalışıyordur. Fraunhofer Enstitüsü Almanya'da buna ciddi mesai harcıyor. Burada önemli gelişmeler olacak. Çok kısa vadede olmasa da birkaç sıkıntı var. Hidrojeni saklamakla ilgili. Hidrojeni sakladığınız kazanın korozyonu ve dayanıklılığı çok korozyona uğruyor. O dayanıklılığı ile ilgili ara radikal metaller veya katkı maddeleri kullanmaya çalışıyorlar ama daha çözüm bulabilmiş değiller. Bu çözüm bulunduğunda bu üretim sektörünü tamamen değiştirebilecek bir şey olabilir. Bunun yanında batarya. Batarya biz elektrikli araçlardan önce de birçok açıdan hayatımız içindeydi ama elektrikli araçlarla beraber tüketimi de üretimi de çok artacak ve çok küçük aslında mühendisliksel verimlilik artışları bile çok önemli bir hale alacak. Çünkü çok ciddi bütün nüfusun kullandığı bir meta haline gelecek. Bunu dolayısıyla üretimi, bunun ham maddesinin üretimi ve aslında bunlardan da önemli olan bunun geri dönüşümü çok önemli olacak ileride. Çünkü bu kadar tüketilen bir şeyin atıkları oluşacak. Bir, bu çevre için çok büyük bir zarar. İkincisi, bunun arzının artmasıyla beraber bunun ham maddesi olan işte kobalt, nikel ve lityum, bunlar rare material dediğimiz ender metaller ve bunlar bunların üretimi, maden üretimi aynı hızda artmazsa bunların fiyatları çok artabilir ve bunlar öngörülüyor. Dolayısıyla geri dönüşümün böyle bir finansal getirisi olabilir şirketlere.
Bunun dışında bir diğer konu iletim konusunda. Şimdi kablosuz iletim konusunda şimdi Yeni Zelandalı firmalar çalışıyor buna. Tesla'nın hayatını okuyan çalışmalarını okuyanlar bilir. Tesla zamanında denemişti bunu. Adama deli dediler. O zamanki tabii dünyada bayağı ütopikti. Hala şimdi de yani kablosuz bir şekilde elektrik iletimi dediğinizde insanların sanki hiç olmayacak bir şeymiş gibi düşünüyor. Fakat öyle değil. Aslında kısa mesafede bunu başardılar bile. Şimdi uzun mesafe için deneniyor. Bu da çok farklı şekilde dünyayı farklı yönlere atabilir. Son olarak da karbon tarafı var. Yani Yavuz Bey'le Düzgün Bey bahsetti kısa. Ama işte sınırda karbon yasaları gelecek. Avrupa'da şu anda yasalaşıyor zaten. Türkiye'de bunu takip edecek. Burada artık ülke içindeki regülasyonlar sadece sizi etkilemeyecek. Siz BMW'ye BMW sizden ithalat yapıyorsa, siz oraya ihracat yapıyorsanız sizin karbon nötral olmanız beklenecek. Burada da karbon nötraldan da kastımız ne? Yani saldığınız karbon kadar ya siz yatırım yapıp karbon tasarrufu yapacaksınız ya da karbon tasarrufu yapan bir firmaya sertifika alarak finansal destek olmuş olacaksınız. Tabii bu yenilenebilir teknolojilerin, karbon tasarrufu yapan teknolojilerin finansmanında önemli bir etken olacak. Bu geliyor, bu da gümbür gümbür geliyor. Buna hazırlıklı olmak lazım. Bu bir yandan da ülkemiz için, hem sanayici için hem aslında üretim şirketleri için baktığınızda bence önemli bir avantaj haline gelebilir. Çin'le ve Hindistan'la yaptığımız rekabeti düşündüğümüzde. Burada biz öne geçebiliriz. Çünkü bunlar maliyeti arttıracak şeyler. Biz o maliyetleri kendimiz know-how'ımızı kullanarak daha hem sanayici hem yenilenebilir üretim yapan firmalar el ele vererek bunu bir avantaja çevirebilirler ülke endüstrisi için. Benim söyleyeceklerim kabaca böyle. Ben açıkçası hem ülkem için hem şirketim için bu gelecek yeni teknolojiler ve yatırımlar konusunda çok iyimserim ve heyecanlıyım da. Yani burada başta teşekkür etmem için teşekkür etmiş olayım buradaki bu organizasyonu sağlayan insanlara. Onların da dediğiniz gibi bir sürüsü genç insanlardan oluşuyor. Ve onların da ben heyecan dolu olmalarını istiyorum açıkçası. Hiçbir şeye, kısa vadeli şeylere moralleri bozulmasın. Bu dünyayı çok daha güzel zamanlar bekliyor. Hep de öyle olmuş. Gittikçe daha iyiye gidiyoruz bence birçok açıdan. Bazı açılardan tökezlediğimiz durumlar olsa da. Ama geleceğe umutla baksınlar. Kısa vadeli şeyleri dert etmesinler. Bence çok daha güzel günler hepimizi bekliyor olacak. Çok teşekkür ediyorum bu şansı bana verdiğiniz için. Barış Bey, biz çok teşekkür ederiz. Özellikle gelecek trendlerle, dijitalizasyonla ilgili çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Evet, mükemmel bir ülkede yaşıyoruz aslında. Yani turizmden sanayisine, işte tarımından enerjisine kadar tüm kulvarda en üstte oynayabilecek kapasiteye sahibiz. Bunun da ötesinde bunları başarabilecek mühendislere ve insan kaynağına sahibiz. Dediklerinizde haklısınız. Ben almış olduğum notlardan açıkçası bir soru sormak istiyorum. Siz bir taraftan da her ne kadar Sanko'da bilim kadarıyla bu yıl içerisinde başlamış olmasına rağmen uzun yıllardır yenilenebilir enerji sektörünün içindesiniz. Biz şunu çok fazla görüyoruz açıkçası. Enerji yatırımların maalesef bürokratik süreçleri çok uzun sürüyor. Yani bugün enerji yatırımı yapmaya kalktığınız anda, bu kararı verdiğiniz anda rüzgar üzerinden gidersek işte ölçüm direği dikeceksiniz. Mevzuat gereği bir yıl ölçümünüz alacaksınız. Tabii yatırımcılar daha verimli bir de daha riski azaltabilmek adına 2-3 yıl rüzgar ölçümü yapıyor. Sonra yarışma açılıyor. Yarışmaya giriyorsunuz. Eğer kazanırsanız ön lisans süreciniz başlıyor. Ön lisans süreci içerisinde yapmanız gereken özellikle ÇED ve imar gibi çok böyle zorlu bir süreç var. O süreci geçiriyorsunuz. Santralinizi korumaya başlıyorsunuz. O sürede de bilimsel olmayan nedenlerden dolayı açılmış olan davalar oluyor maalesef. Bu da bizim yani ülke olarak her kayıp bir dakikamız, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikteki her bir dakikalık kaybımız ülke ekonomisine ve hatta dünyanın iklim kriziyle mücadelesine olumsuz etkisi oluyor.
Bu anlamda biz dernek olarak da toplum bilinçlendirme noktasında çok fazla etkinlik yürütüyoruz. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Yani bürokrasinin de biraz azaltılması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü 40-50 kurumdan izin, onay ve görüş alınıyor. Bu enerji yatırım sürecinde, iş geliştirme sürecinde ne gibi bürokratik engellerle karşılaşıyorsunuz? Teşekkürler Tolga Bey. Dediğiniz gibi bu iş biraz çetrefilli, uzun süren ve uğraş gerektiren bir iş. O yüzden işte 2010 yılından beri aslında hem şirketler, büyük yatırımcı şirketler, işte Sanko Enerji gibi buraya bunlarla uğraşıyor. Hem de bir sürü proje geliştirmeci şirketler var, küçük küçük. Ki bu süreçleri daha işte iyileştirme, daha çabuklaştırma konusunda ne yapılabilir? Bununla ilgili danışmanlık veriyor, o süreçleri yönetiyor. Dediğiniz gibi yani bir şimdi rüzgar santrali yapmaya kalksanız 2-3 senelik önünüzde işte ÇED'dir, ölçümdür vesaire bir izin süreci var. Ya ben burada ince de bir çizgi var. Çünkü burada aslında kurumların, bürokratların amacı şu, yatırımları, lisansı, o yatırım hakkını yatırımı yapacak kişilere verilmesi gerekiyor. Yani yatırımın lisans alıp durmaması gerekiyor. Bunu sektör yaşadı geçmişte. Burada mesela ölçüm gerekliliği bence önemli. Çünkü ölçüm bile yapmadan sahayı kapatıp bazı projeleri alıp daha sonra bu projelerin yapılmaz hale getirilmesi çok ne sektör için ne ülke için iyi bir şey değil. Dolayısıyla yani ölçüm, yani işi doğru yapmak, fizibilitenizi doğru oturtmak, ona göre yarışmalarda teklif vermek çok önemli. Bunun yanında EPDK'nın yani regülatörün aslında şöyle önlemleri de oluyor, işte teminat mektupları almaya çalışıyor. İşte çeşitli cezalar vermeye çalışıyor eğer lisansta belirttiğiniz inşaat süresinde yapmazsanız. Bunlar güzel, ölçüm güzel ama dediğiniz gibi o bürokrasi süreçlerinin bir tık iyileştirilmesi sektörün daha çok önünü açacaktır. Ama yani bu iyileştirmeden de kastım şey değil, yani çevre etkileşim değerlendirmesini yapmayalım değil. Yani bu, yani burada yapılan yatırımın tabii ki şey olması lazım. Yani ülkenin her kesiminin içine siniyor olması lazım. Dediğiniz bir konuda şuydu. Tepki çekiyor evet bazı yatırımlar. İşte hidroelektrik santralleri olabilir, bu rüzgar santrali olabilir. Burada da kapıları kapatıp yani insanları konuşturmamaktan ziyade iyi anlatmak lazım. Siz de ondan bahsettiniz aslında. Yani kendimizi iyi anlatmak lazım. Yani bu yatırımın niye ülkeye genel olarak fayda sağladığını ve o yatırım yapan şirketin de bu yatırımın negatif etkilerini minimuma indirecek şekilde bütün önlemlerini aldığını, bunu anlatmamız lazım. Zaten burada bu işi doğru düzgün yapmaya çalışan, uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde yapmaya çalışan şirketler, ki Sanko Enerji bunlardan biri, bu şirketler bunu yapıyor zaten. Bu yatırımların külfetini de çekiyor. Elini taşın altına koyan şirketler, bunların önünün açılıp daha fazla bu tip yatırımlara yapmasının sağlanması gerekiyor. Teşekkür ederim. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ben teşekkür ederim. Aslında Yavuz Bey ve Düzgün Bey bir taraftan da gelen sorulara cevap veriyor. Çok teşekkür ederim. Süremizi açtık aslında ama son olarak son 2-3 dakika daha çalabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü öğle arasındaki son oturum bizdik. 5-10 dakika vermişlerdi bize. 10 dakikasını harcadık ama bir 5 dakikada ben koymak istiyorum açıkçası. Son olarak toparlarsak sırayla son cümlenizi alırsam çok sevinirim. Buyurun Yavuz Bey. Evet, hidrojen konusunda da değindi hem konuşmacılar hem de bazı sorularda görüyorum. Gerçekten bundan yıllar önce, 20 yıl öncesini düşünün, rüzgar çok pahalıydı. Sonra güneş çok pahalıydı, bu fiyatlarla mümkün değil deniyordu. Bugün artık rüzgar ve güneş artık rutin bir hale geldi. Desteğe bile ihtiyaç duymadan piyasa koşullarıyla üretilebilen bir elektrik kaynağı haline geldi.
Jeotermal hala desteğe ihtiyaç duyuyor. Ama ben yani yakın dönemde, şimdi sıra neye geliyor? Onlara bakalım. Önümüzdeki 10 yıllık süreç depolama, enerji depolama, elektrik depolama ile ilgili maliyetlerin, teknolojik maliyetlerin azalacağını bekliyorum. Hidrojene sıra geliyor arkasından. Hidrojenle ilgili de yani hidrojenin tabii pek çok zorluğu var. Ama bizde hala şu an için gece gündüz elektrik fiyatı farkı yeteri kadar açık olmadığı için, hani bir Avrupa'daki, bir örneğin Belçika'daki, Hollanda'daki gece gündüz elektrik satış fiyatı farkı, bir depolamayı, bir işte veya gece ürettiğin rüzgar enerjisini hidrojene dönüştürmek için elektrolizlerde kullanmayı feasible hale getirebiliyor. Ama biz de bunları ne bileyim belki 10 yıl olmazsa da 20 yıl içinde göreceğiz. Tabii benim bu yeni dönemde ilk 10 yılı biten YEKDEM sürecinde yenilenebilir gücümüz çok arttı. Bu destekler gayet güzeldi. Bu desteklerin bazılarının hala aynı seviyede devam etmesine ihtiyaç varken biraz fazla düşürüldü. Ancak ben görüyorum ki şimdi bizim daha çok özellikle bertaraf etmek zorunda olduğumuz atıkları enerjiye dönüştürme ile ilgili desteklerin yüksek olmaya devam etmesine ihtiyaç var. Ve jeotermal gibi alanlarda da desteğe ihtiyaç var. Rüzgar ve güneş artık kendi yolunda gidiyor. Bu yenilenebilir kaynakların içinde tabii şunu da vurgulamak durumundayım. Hani rüzgar hariç diğer bütün yenilenebilir kaynaklarla kojenerasyon yapabiliyorsunuz. Ama rüzgarla da bir şekilde bir işbirliğine gitme durumu var. Büyük rüzgar santrallerinde, rüzgar tarlalarında küçük kojenerasyonlar da kurarak ve geceliğin çok ucuza düşen elektrik fiyatını depolamayla depolayıp o depolanan enerjiyi veya depolanan sıkıştırılmış hava veya mekanik enerjiyi daha sonra veya ısıyı kojenerasyon sistemlerinde kullanarak bunu sürekli hale getiren bazı inovatif şeyler var. Bunlar da Türkiye'de de bizim ülkemizde de önümüzdeki dönemlerde olacaktır. Ben bir tek şuna öncelik verilmesini veya biraz daha fazla ağırlık verilmesini hep öneriyorum. Çok eski ve çok kirli teknolojileri bertaraf etmekte yavaş davranıyoruz. Bunları artık sırtımızda yük olmaktan, çevremize zarar olmaktan kurtulmanın zamanı geldi. Burada geç kalmamalıyız diyorum. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Aslında bazı soruları da hemen aktarmak istiyorum. Örneğin Düzgün Bey cevap vermiş olabilir gözden kaçırdıysam ama hidrojenden enerji üretimi için nasıl bir altyapı gerekiyor? Bunun ne kadarını şimdiden sağlayabiliyoruz gibi bir soru var. Düzgün Bey cevap vermek ister misiniz? Peki, elimden geldiğince vereyim. Hem de o birkaç soruyu toparlayaraktan bahsetmeye çalışayım. Belki önce şeyi anlatmakta fayda var. Çok fazla zamanı uzatmadan. Tüm bu sohbet ettiklerimiz, konuştuğumuz, şu anki anlık bilgi seviyemiz, takip edebildiğimiz teknoloji gelişimler ve sektörün ihtiyaçlarını düşünerekten ve tecrübelerimize dayanaraktan paylaştığımız veriler, bilgiler veya toparladığımız ihtiyaçların yansıtılması gibi düşünebilirsiniz. Ancak 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra çok daha farklı başlıklardan, ihtiyaçlardan, sonuçlardan da konuşuyor olabiliriz. Nasıl ki işte ilk ayak basılması hayal iken bugün artık Mars'ta koloniler kurulabilmesi çeşitli şekilde konuşulmakta. Hatta şu anda YouTube'a girip oradaki cihazın hareketlerini izleyerekten belki bizler de dahil olmayı kendi içsel dünyamıza hayal bile edebiliyoruz. Nereden nereye geldik? Yaklaşık kabaca 50 yıllık bir süreçte. Dolayısıyla enerji üretimi veya enerjinin paylaşılması anlamında yakın gelecekte A şıkkı enerji depolamanın o veya bu yöntemle
daha ergonomik, daha pratik yöntemlerle sağlanabilmesi, daha farklı şu anda gündemde olmayan veya henüz piyasada olmayan farklı bir depolama tekniği. Bu elektriksel olabilir, Yavuz Bey'in de bahsettiği gibi farklı yöntemlerle de olabilir. Bu durumda birdenbire enerji piyasası ve bunun dinamikleri ister istemez değişecektir. O paylaştığım grafiği düşündüğünüzde hani 90 küsur gigawattlık bir kurulu gücün 45'ine pik dönemde ihtiyacımız var ama daha az dönemde daha az ihtiyacına var iken depolamayı optimize edebildiğimiz noktada doğal olaraktan hem ekonomiklik hem o kapasiteyi, doğal kapasiteyi herhangi bir alanda kullanma veya Yavuz Bey'in de bahsettiği artık çevresel anlamda ve ekonomiksel ömrünü tamamlamış tesislerden vazgeçme noktasına gelebilmek belki de mümkün olacaktır. Belki demeyelim, mümkün olacaktır. Sadece zamanını söylemek bir anda kolay değil. İkincisi, hidrojen üretimi ve hidrojenden enerji alanında faydalanma noktasında şu anda bu anlamda birçok girişim var. Ama en kısa vadede şu anda pilot uygulamaları takip edebildiğim kadarıyla verimlilikten ve ciddi tesis revizyonlarına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirildiğini biliyorum. Yani doğal gazla çalışan bir türbininizi bir anda hidrojen üreterek, hidrojen yakaraktan aynı verimlilikle devam ettirme şansınız var. Bunun sonucunda da hem çevreye etkiniz azalmakta hem de ekonomiksel anlamda bir fayda sağlamaktasınız. Gelecekte bu daha da yaygınlaşabilir mi? Kesinlikle mümkün olabilir. Veya bunlar hareketle bu enerji dinamiklerini veya üretim ile tüketim arasındaki dengeyi optimize etmek mümkün olabilir mi? Evet, olabilir. Bu anlamda bugünü değil, bizim yarınları düşünerekten özellikle genç arkadaşlarımızı kanalize etmemiz ve lider firmaların da buna öncülük etmesi ve yardımcı olmasının gerekliliğini tekrar buradan paylaşmış olayım. Belki son bir paylaşım ise tüm genç katılımcı arkadaşlarımıza şunu söyleyeyim. Bir, hata yapmaktan çekinmeyin. Hata yapmadan öğrenemezsiniz. İki, ezberlemeyin, yöntemi öğrenin. Belki bazı hocalarınız farklı söylüyor olabilir ama eğer onu nasıl kullanacağınızı bilirseniz, yöntemi bilirseniz emin olun siz onu çözersiniz. Üç, paylaşın. Paylaşmaktan çekinmeyin, kendimize saklamayın. Paylaştıkça bilgilerin çoğaldığını ve mutluluk seviyenizin de eşit oranda artacağını gözlemleyeceksiniz. Teşekkür ederim. Düzgün Bey, çok teşekkür ederiz. Umarım gençlerimiz, genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz vermiş olduğunuz bilgileri uygulayacağını da düşünüyorum. Çünkü yeni bir kuşak, yeni bir heyecanla arkadan gümbür gümbür geliyor. Aslında Barış Bey de bir parça ondan bahsetti. Var olandan ziyade neler olabileceğini öngörmekte fayda var. Ve bir zamanlar deli diye adlandırılan kişilerin aslında ne kadar gerçekçi olduğunu bugünlerde görebiliyoruz. O yüzden sorgulamadan ve yeni cevapları da yeni sorulara sormaktan çekinmemek gerektiği konusunda ben de sizlere katılıyorum. Bayağı bir uzattık ama Barış Bey'den de ben son cümlelerini almak istiyorum. Sonra yayını kapatabiliriz. Teşekkür ederim Tolga Bey. Çok kısa ben de şunu söyleyeceğim. Yani bir 10 sene, 5 sene sonra, 10 sene sonra yine bu verimlilik zirvesini yaptığımızda biz konuşmacı olsak da olmasak da yani Türkiye işte evet bu yeni teknolojiler konusunda önceden adımını attı ve şu anda şurada işte dünyada 3. sıradayız. Öncüyüz işte şurada şu teknolojiyi ihraç ettik diye konuşabiliriz diye umuyorum. Keşke böyle olsa. Bu yani hem bizim gibi insanların yönlendirmesiyle olacak hem de işte bu ülkedeki genç potansiyelinin kullanılmasıyla olacak. Benim tek gelecekle ilgili en büyük isteklerimden biri o. Umarım bu o zamanları görebiliriz. Ben tekrar teşekkür ederim Yavuz Bey, Düzgün Bey, Barış Bey. Oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Umarım bizi dinleyen, izleyen kardeşlerimiz ve sektör
bu bilgilerden faydalanacaktır muhakkak. Ben tekrar Vezir 21 ve Enerji Mühendisliği platformuna davetleri ve böyle bir organizasyon oluşturdukları için çok teşekkür ederim. Bazı sorular var aslında ama genel sorular enerji ve depolama üzerineydi. Bu soruları ben kayıt altına alıp tekrar sizlere açıkçası iletmek istiyorum. Ben her birinize tekrar çok çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.